89'dan 91'e kadar Hazro Silvan tarafında Fahri İmamlık yapıyordum. Orada camilerden çocuğa ders verirdim. PKK eylemlerinden dolayısıyla herkesi köyden çıkardı. Ben de başka bir tane imam arkadaşına gidecektim. Pazır beni orada yakaladı. Beni götürdü güze şeydi 8. aydı sıcaktı. Üç gün nezarete beni bıraktı. Susuz, yemeksiz bıraktı. Sonra dedim ki ben PKK ile bir alakam yoktur. Artı dedim. PKK benim için yani ben köyde kalsaydım zaten bana ceza verecekti diye. Kimsem de yok diyor orada. Ben mecbur başka yere gidecektim. Hatta eyleme gelmeyenlere 12 milyon o zaman ceza verecekti. Ben de başka bir tane arkadaşı eve gidecektim. Onun eve gittim. Yolda pazı beni yakaladı. Ne iş var burada? Ben dedim ben köy imamıyım. Resmiyetim değilim. Fahri imamım. Sonra inanmadı. Anons etti. Onu getirir nezarete götürdü. 3 gün beni orada bıraktı. Sonra 7 sene DGM'de mahkeme oldum. Hemen 8. ayda Diyarbakır'a geldim. 10. ayda fakültede iş başı yaptım. Orada 10 sene yakın çalıştım. Bir gün nöbete çıktığım zaman yine namazı kıldım. Camide çıktım eve doğru gidecektim. Baktım kaç kişi benim gözümü kapattı. Ayağımı kelepçe vurdu. Hem araba içine attılar. Ben de şaşırdım ne içindir. Sonra beni götürdüler dedi sen Hizbullah'dan yargılanıyorsun. Orada da 3 sen ay 3 4 ay cezaevine kaldım. Çıktığım zaman o zorla o beraat kartı aldıktan sonra güvenlikinden yine başladım. Güvenlikte 2003'ten 2003'te beri çalışıyorum. Baktım yine dün geldiler. Bizim eve geldiler polis. Dedi valilik tarafından, emniyet tarafından senin kimlikini el koymuşuz. Karakola gel, karakola gittim. Dedim suçum ne dedi, suçum biz de bilmiyoruz. Ya öyle insan bir suçsuz, sedasız öyle bir şey olamaz dedim. Erge bir suçum varsa suçum mu söyleyin? Suçum yoksa niye? Ben 8 nüfusum, öğrencilerim vardır, okula gidenler vardır. Doğal gazı, elektriktir, sudur. Ben aldığım 1 milyar 400 TL alıyorum. Ben buradaki dedi yazıda diyor ki sen FETÖ'ye şey destek vermişsin, finans şey vermişsin. Yani 1 400 TL alan nasıl başkasına para verebilir? Çocuğumun yol hakkı yok da çocuğum ofiste Dicle kendine kadar yağ gelendir. Vallahi billahi tabii çocuğun fakültede Dicle kendine kadar yağ geliyor parası yoktur. Yağ geliyor parası yoktur. Sosyoloji bölümü okuyor. Yağ geliyor. Ve de bir gün eğer ben bu FETÖ tanıyorsam eğer FETÖ'ye destek vermişsem, sohbetine gitmişsem, eğer bir yeryüzündeki bir insan dese ki bu insan FETÖ'yü övmüş, ya FETÖ'yü savunmuş, ya FETÖ etrafındaki savunmuşsa, vallahi ben hak etmişim. Ama şeytandan nefret ettiğim o kadar o adamdan nefret ediyordum. Ama şeytana uymuşum. Namaz kılmadığım şeytana uymuşum, yürüdüğüm zaman şeytana uymuşum, namazımı geç kaldığım şeytana uymuşum. Ama Allah'a çok şey FETÖ'ye uymamışım. Oyanlar kendine haline ağlasınlar. Allah'a çok şükür ben ona uymamışım. Ama bu iftira, bu kimi projesi ise, kime mal ediyorsa, sonuç kime gidiyorsa onlar düşünsünler. Benim gayb ettiğim nedir? 1 400 TL'dir. Ama onlar düşünsünler ki bu nereye gidiyor? Sonuç nasıl cevap verecekler halka ve de ahirete nasıl cevap verecekler? Onlar korksunlar. Ben valilik'e gittim. Dedi dilekçeni yaz. Şey gönderiyor. Dilekçe inceleme alıyoruz. Yani herhangi bir suç yoktur içinde. Şimdi bir suç olsa insan rahat eder yani. Suç olmadığı için seni kimlik el koymuşuz. Suç nedir? FETÖ'yle örgütle ilgili. Hadi neydi deliliniz nedir? Delil de ortada yoktur. FETÖ'nün yaptığı darbeyi ben hemen o gün biz AK Parti'ye gittik. Bizim güvenlik komple gittik. Yani güvenlik olarak hepimiz AK Parti önüne gittik. Oradaki bekledik. Ve de biz tepkimizi gösterdik.